en iyi şekilde yapacağız ve 4 yıl sonunda da bunun hesabını vereceğiz. Bu anlama gelmektedir bu genel kurullar. Siyasette de böyledir, mesleklerde de böyledir. Bunun için de genel kurul üyelerinin divanat sanatlar imzalama yetkisini vermesi gerekir ki bu raporların altına imzalayalım. Onun için başkanlık emaneti, yani sizin odanızın sevk ve idare etme yetkisi sizin adına divanatta kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, 2010, 11, 12 ve 2013 yılları faaliyet olan genel kuruluna teşriflerinizden dolayı hoş geldiniz der, saygılar sunarız. Değerli hesabı hemen o zaman sorun bize. Polis çevirip gitmek tükenmek bilmeyen her gün yeni çıkan bir formalite eksikliğinden 5000 TL'ye kadar para cezası yazdırılır. Kardeşim, evine bir kure ekmek götürebilmek için çırpınan vatandaşa nasıl kıyıp da bu kadar cezayı yazabiliyorsunuz? Siz hiç 200 TL ceza verdiniz mi? Şoföre formaliteyi yerine getiremiyorsan bırak mı diyorsunuz? 70-80 bin liralık arabasıyla net aylık bir memurun maaşı kadar bile kazanamayan esnafın çaresizliğini de hesap etmek lazım. Cezalar caydırıcı olmalı, ocak söndürücü olmamalı. İstanbul'a yüklü gidiş geliş 200 TL kalan bir şoför esnafının 4 aylık bu yolda çalışması ancak bu cezayı karşılar. Bu da vatandaşın bir yıllık mali çaresizliğine tekabül eder. Diğer esnafın da denetleyicisi başka olmak üzere baskı aynı. Esnaf sanki kazandığını çalıyor baskısı altında geçinmeye çalışıyor. Vatandaşın minibüsü, otobüsü, ticari taksisi var. Belli belgeler olmadan kendi aile torun torbasını toplayıp akraba ziyareti, düğün, ölüm vesaire komşu ile bile çoluk çoluğu götüremiyor. Biz sizler kadar zengin değiliz ki özel taksi alabilelim. SRC belgeleri tanzim işi odalara verilmesi gerekirdi. Bizler verdiğimiz kişileri tanıdığımızdan kişinin fiziki, sıhhat ve mesleki icraatı açısından tanıdığımızdan yakinen tanıyan odalarımız saf dışı bunların hiçbirinden haberi olmayan birimlere sermez. O birimden kimin ne verdiğini biliyor mu? Adam kör mü? Topal mı? Esrarkeş mi? Araç kullanmasına gerektiren bir hastalık sahibi mi? Mantık bunun neresinde? Fenli muayene ücreti de gecikmesi de fahiş fiyat. Türkiye'de ve dünyada %5 gecikme nerede var? Üstelik bir gün geçse bile aynı ceza. 2005'ten beri araç hiç trafiğe çıkmasa bile o gün itibariyle gecikme almanın mantığı ne? Garajda yatan araba muayene eksikliğinden yapacağı trafik kazası, hasar, zarar nedir? Mantık bunun neresindedir? Fenli muayene şirketi 2005 yılından itibaren gecikme alıyor. Oysa 2005'te protokol yapsa da 2010'da sistemi kurabilmiş ve başladı. Bu arada muayeneyi devlet kendi yaptı. Böyle bir gecikme kanunda vardı ise devlet kendi niye almadı? Kanunda olsa alırdı. Bu boşluktaki fahiş yüzdelikli gecikmeyi vatandaşa niye ödetiyor? Devletle vatandaş arasında büyük tanım eksikliği var. Vatandaşı verirken %2,5, alırken %5. Cezalar 3000'ler, 5000'ler, 10.000'ler. Üstelik formalite gibi ucu şeylerden. 40 sefer hırsızlık yapan hırsız, esnafı köylüyü dolandıran dolandırıcı, sahte para basan kalpazan, bilerek imalatıyla milleti zehirleyen besin üreticileri, Türk'ün genetiğini bozup, Türk'ün şuradan buradan ismi silinse ne olur dedirten domuz etini, yağını, jelatinini Müslümanız diye sizlere ve bizlere yedirenlere yaptığınız yaptırımlar nedir? Esnaf bunlardan daha da tehlikelidir. Akaryakıtı 1 TL'ye mal edip 5 TL'ye satıyorsunuz. Hizmet verebilmek için diyorsunuz. Bize gelince bir takım plakadan 8 TL'den fazla kar yasakladınız. Plakayı basıyor, boyuyor, yerli boya çıkıyor, Avrupa boya kullanıyor. Aldığımız 8 TL'de kuşa dönüyor. 45 kuruşa dosya saptırıyorsunuz. İşte biz sivil toplum örgütleriyiz. Ve halk da bizi tüm geçmişimizi, genetiğimize kadar araştırır, öyle seçer. Onun için bu şartlarda bile olağanüstü performans gösteririz. Şimdi takriben 3000 tane 112 aracının yaptığını
hem de ücretini SSK'dan alarak yaptığını, bir zamanlar 300 ambulansla hiç karşılıklı yapan yüce şoförler odaları başta sivil toplum örgütleri yapıyordu. Biz buyuz. Mali fırsat verilirse destanlar yazarız saygılarımıza.